Çevre Bakanımızın sözleri bizi çok endişelendirdi. Buradan da bunu paylaşmak isterim. Çevreyi diyor ki, aynen okuyorum Sayın Bakan'ın sözlerini, aynen okuyorum. Diyor ki, put yapmışız çevreyi. Sermayenin önünü açacağım, gidip yapsınlar. Çevreyi korumak için alınan kararları taşkınlık olarak nitelendiriyor ve doğa ve kent alanının önünü açacağını ve denize 100 metre alanda inşaat yapılmasına da izin vereceğini belirten cümleler kuruyor ve kıyıları turizme açacağını da ayrıca bildiriyor. Şimdi biz AKP'nin bir rant ekonomisi iktidarı olduğunu zaten biliyoruz. Bildiği en iyi şeyin de bu talanı yönetmek olduğunu biliyoruz. İnşaatı ve arazi rantını da çok iyi bildikleri için şimdilerde askeri arazilerin ranta açılmasını sağlıyorlar. Bir zamanlar biz Türkiye'yi pazarlıyoruz diyorlardı. Şimdi Türkiye'yi haraç mezat satıyorlar. Terör olayları nedeniyle hasar gören binaların ve altyapısının bir an önce yenilenebilmesi için imar ve projelerle ilgili bütün yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor. Park yapılacak deniyor ama bir taraftan da bazı şu ana kadar kenti yağmalayan firmalar açıklama yapıyor. Levent'teki alanı biz istiyoruz. 200 tane de şehitlere biz de bina yaparız. Orası da hazır, Boğaz Köprüsü'nü görüyor diyorlar. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. AKP'nin şimdiye kadar yaptığı uygulamalar ortadadır. Şimdiye kadar yaptığı talanı devam ettirmek için yazık ki darbeyi bile kullanmaktadır. Ve burada da çok ciddi sıkıntılar vardır. Kamu konutlarına ilişkin OHAL düzenlemesiyle Cumhuriyet'le birlikte elde ettiğimiz tüm kültürel varlıklarımız planlama sürecinde yağmalanacaktır. Fonlara aktarılacak parayla ayrıca otoyollar, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve havaalanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine finansman sağlanacaktır. Doğa talanı projelerini yapacak firmalar bedelsiz, altını çiziyorum, bedelsiz hazine arazi sahibi olabileceklerdir. Vicdanınız el verir mi buna? Üzerlerinde fabrika ya da ticarethane bulunan ancak mahkemelerce orman üzerine inşa edildiği belirlenen yerler orman olmaktan çıkarılacaktır. Bunlar bir memlekete yapılabilecek en büyük ihanettir. Biz bu ihanetten bir an önce vazgeçmenizi istiyoruz.